Evet, herkese merhabalar. Bugünkü yayınımızın konusu biraz daha farklı. Değerli arkadaşım, çocukluk arkadaşım, iyi bir şirketin başında fon yönetiminde çalışıyor. Bir fon kurdular şirket olarak. Ama tabii o fon öyle bildiğiniz şey fonlardan değil. Şimdi fon demek de bu aralar ülke olarak çok tehlikeli. Biliyorsunuz en son sıkıntılı fonlar oldu. İşte bu futbolcularla ilgili falan filan Fatih Terim fonu falan deniyor. Böyle bir fon değil tabii bu. Resmi bir bankanın, bir aracı kurumun, bir şirketin vesaire bir fonu. Bu arada sesim geliyor mu? Şimdi yine ses gelmiyor dedi biri. Ses geliyor mu gelmiyor mu? Ona bir bakalım. Evet, sesim geliyor mu arkadaşlar? İlk önce oradan cevap verir misiniz? Tamam. Arkadaşlar dediğim gibi bir arkadaşım Aktif Bank'ta çalışıyor. Aktif Bank Çalık grubuna bağlı. Yıllardan beri beraber piyasayı takip ettiğimiz Kıvanç Manzakoğlu. Arada takip ediyorsunuzdur zaten. Bunlar bir fon kurdular. Fonun ismi de Bul diye bir fon kurdular. Boğa'dan geliyor. Bu fonun içeriğinde neler var? Nasıl bir fon? Yatırım yapılır mı, yapılmaz mı? Onları anlatacak size. Bu fonla ilgili çok şey soranlar oluyor. Yani benim bir ortaklığım yok bu fonla. Hani fon benimmiş gibi düşünenler vardı. Benim bir fonum yok. Öyle bir şey yetkim de yok zaten. Bu tamamen bir bankanın, bir şirketin çıkardığı bir fon. Ama en azından çok soru sorulduğu için bir tanıtmak istedim fonu. Şimdi Kıvanç kardeşimi de hemen sisteme dahil edeceğim. Ondan sonra niye bağlanamadı anlamadım. Enteresan. Bir dakika. Bir daha. Borusan mahvetti, ne yapacağız? Oradan söyleyeyim. Abi Borusan mahveder tabii yani. Beni hiç dinlemiyor musunuz abi ya? Vallahi kızacağım yani. Hani ben bir yıl önce 60 binken Borusan'ı söyledim. Uçtu gitti. Ya uçan giden kağıtları almayın abicim. Vallahi üzülüyorum. Bu kadar ben bir şeyi boşa mı anlatıyorum? Yani gerçekten bu kadar emekleri, grafikleri burada boşuna mı anlatıyorum? Sırf paranız gitmesin diye. Ben böyle bir şey bilmeyen vatandaşın parası gitmesin diye uğraşıyorum. Ondan sonra gerçekten üzülüyorum böyle olunca da. Lütfen arkadaşlar her zaman anlatıyorum. Bakın yani bakın bir daha bu grafik böyle artık yanında ya. Artık şu grafiği ezberleyin arkadaşlar. Bir şey böyle düşmüş, büyük bir şirket. Borusan olur, Arçelik olur, Türk Traktör olur. Düşmüş, 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 düşmüş. Buraya gelmiş. Buralarda yatay yapıyorsa bekleyeceksiniz, alacaksınız. Ama böyle giderse, bak ben Borusan'ı söyleyeyim de 60 bin liralardaydı. Böyle gitti 900 liralara geldi. Şimdi buradan alıyorsunuz, sonra düşüyor. Niye düştü? Sonra borsa kötü. Abi borsa burada alırsan iyidir. Borsa burada alırsan kötüdür. Lütfen arkadaşlar, lütfen bu konuya dikkat edin. Şimdi boş fren de öyle. Çok uçtu. Şimdi bölünme haberi gelecek. Tarihi belirlenecek. Büyük ihtimalle bir iki tane daha taban yapacak. Orada takır takır sonra yine düşme ihtimali yüksek. Yani yazın buraya yani. Hani bölündükten sonra düşme ihtimali var. Riskli yani. Çünkü çok yaptı. Son bine yapar yani. MİA teknoloji. Abi MİA teknoloji yaptı. 640'tan patladı yaptı. Şimdi düşecek. Bunlar normal arkadaşlar. Lütfen. Lütfen lütfen. Şimdi Kıvanç'a bir daha bakayım. Kıvanç anlamadım yani niye bunu giremedin anlamadım. Bakayım. Bir dakika. Bir daha şu Kıvanç'ı şey yapayım. Kıvanç Manzakoğlu. Tamam evet. 800'lerden geldi. 400'ü gördü. Şimdi 470-480. Adel'de bir şey var. Ceza gördü. Adel tamam mı? Bu cezası biterse bir noktadan sonra dengelenirse Adel'de de grafik güzel gözüküyor arkadaşlar. Yani buna bakmak lazım. Programı tekrardan şey yapacağım arkadaşlar. Hisse yorumlamayı çok sevmiyorum. Riskli. Ben de size yorumlamayacağım arkadaşlar. Bakın Twitter'da da yaptım. Ondan sonra böyle. Tamam bakın. Şu grafiklere ne olur bakın. Tamam mı? Şu grafiklere bakın. Bakın elle çiziyorum ki anlayın diye yani. Elle çiziyorum ki şey yapın diye. Dolayısıyla evet. Şimdi Kıvanç Bey bekliyorum. Kıvanç Bey'in gelmesini bekliyorum. Kıvanç Bey gelsin. Alkar. Alkar iyi. Grafik güzel. İyi şirket. Alarko Carrier. Alarko'ya bağlı. Hayır niye bağlanamıyor? Bu çocuk anlamıyorum yani. Abi şimdi sinirleniyorum şimdi bak ha valla. Niye bağlanamıyorsun Kıvanç? Ha, niye katılamıyor? Niye katılamıyor anlamadım. Bir daha söyleyelim bir daha. Ha, çok ilginç ya. Onu anlatacağım arkadaşlar. Kıvanç hepsini anlatacak işte onların da bağlanması lazım. Niye bağlanamadığını bilmiyorum. Bir daha Kıvanç bir daha deneyelim. Bir daha deniyoruz şimdi. Bir daha takip edeceğim. Evet, görüntüle. Evet. Evet. Sesim geliyor Geldi. mu? Geliyor, geliyor. Ama kafan çok
parlıyor abi. Çok kel olduğu için çok önem aldım. Biraz daha güzel Sağ göstersin, ol ya. uzaklaştıran. Aynı Olsun. yaştayız ama işte bakın biri rahat biri şey yok, onun alakası yok. Ben de çok kafaya tapan her şeye gireyim ama bir şekilde senin saçlar gitmiş, bizim saçlar kalmış. Yapalım? Evet Kıvanç'ım, şimdi senden önce zaten anlattım. Biz seninle üniversitede arkadaşız. Ondan sonra sen çeşitli şirketlerde fon yönetimi başında geldin. Ondan sonra kaldın falan filan. Şimdi bir fon kurdunuz. Hem geçmişte ne yaptın, hem de şu bu fon nedir? Onu anlat. Bu fonla ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Benim bu fonla ilgili tekrar söylüyorum. Herhangi bir ortaklığım yok. Tamamen küçük yatırımcının saçma sapan hisselere girip para kaybetmesinden kurtaracağımı düşündüğüm için bu fonun faydasını anlatıyorum. Yarın gün başka fonlar da anlatacağım. Evet Kıvanç. Şimdi nereden başlayalım? Üniversiteden Şu an bir gün sen arkadaşımız. ne yaptın abi? Sen kimsin abi? Sen kimsin? Tamam. Sen kimsin? Evet. Üniversite bittikten sonra ben fon yönetimi işiyle iştigal olmaya başladım. Yaklaşık 1999'da üniversiteyi bitirdikten sonra işte 23-24 yıl oldu. Çeşitli şirketlerin fonlarını yönettim. Bunların içinde emeklilik fonları var. Herkesin yaptırdığı bu DASP deprem sigortası fonu var. Yabancı başka bir şirketin fonlarını yönettim. Yaklaşık işte 15-16 milyarlık bir fon büyüklüğü yönettim. Şu anda da aktif portföyün fonlardan sorumlu genel müdür yardımcısıyım. Temmuz ayından beri. Burada da yaklaşık olarak 19 milyarlık bir fon büyüklüğümüz var. Bunların hepsinden sorumlu kişiyim. 5 kişilik Şu bir ekip var. Bir sürü fon var alternatif. Sen nasıl ne öğrenmek istiyorsa şöyle ilk üniversite birisinden başlayalım abi. anlatayım Şimdi ben. yeni çıktığı için bul çıktığı için abi. Bul'da ne özellik var abi? Yani bul boğadan geliyor da boğa demek değil herhalde. Bunun içinde ne var? Ondan sonra hangi tip şirketler koyacaksınız? Tamam. Riskimiz nedir? Ondan sonra millet şimdi bir riskini de bilsin. Bir de şeyi çok soran var, onu da cevap ver. Abi nitelikli çok almak isteyen varmış. Fakat nitelikli yatırımcı değil diye alamıyorlarmış. Biraz bunları da konuşalım Tabii. istiyorum. Anlatayım şimdi. Bu hem boğadan geliyor hem building'den geliyor. Bu senle konuştuğumuzda da hatırlarsın. Şimdi ev fiyatları çok yükseldi. Son 2-3 yıldır rally etti. Ya bu fonun çıkış felsefesini anlatacağım. Biraz uzun tutacağım ama sen araya eklemeler yapacağın zaman ya da sorun olursa bölersin beni. Şimdi ev fiyatları çok yükseldi. İşte dolar bazında 2 kat oldu, 3 kat oldu son bir 4-5 yıldır inanılmaz yükseldi. Bunu karşılık da konut kredileri, mortgage kredileri ismine ne dersek hem faiz oranları çok yükseldi hem de almak çok zorlaştı. Dolayısıyla da evlere ulaşım artık çok zor. Yani %3'ten %4'ten ben konut kredisi kullanırım deseniz bile bankalar çoğu şeyde kısıtlamalar yaptı ve kullanamıyorsunuz. Dolayısıyla da standart bir çalışan insanın ya da böyle çok parası olmayan orta kesimde bir insanın eve ulaşma şansı çok zor. Bunu ek olarak da yeni konutlar da yapılamıyor çünkü maliyetler de çok yüksek. Yani inşaat maliyetleri de çok yüksek. Sen çok daha iyi biliyorsun. Dolayısıyla da ev almaya ulaşamayanların alternatifi ne olabilir diye düşündüğümüzde de Borsa İstanbul'da bu minvalde birçok şirket var. Gayrimenkul şirketleri var, demir çelik şirketleri var, çimento şirketleri var, yapı şirketleri var. Böyle oldukça geniş bir yelpaze var. Dolayısıyla da ev alamayan insanlara alternatif olarak paralarını biriktirebileceği ev yerine aynı artış hızından bunlardaki bu sektörden faydalanacak şirketlere, sektörlere yatırım yapacak bir tasarruf anlayışı, bir yatırım anlayışı baz aldık. Bunun yanında da aynı zamanda küçük küçük sermayeli şirketler de var ve bedelsiz potansiyeli olan, büyüme hikayesi olan bu temanın içinde olabilir, inşaat temasının içinde olabilir. Buna yanlarında olabilir. Genelde zaten bu tema içinde yer alıyor böyle bedelsiz potansiyeli yüksek, küçük sermayeli ama hızlı büyüyen, karlarını sürekli arttıran ve bu karlarını dağıtmayıp
bilançoda, yedek akçede taşıyan birçok şirket de var. Dolayısıyla da böyle ikili bir tema gibi düşünmek lazım. Yani hem inşaat ve yan sanayiler, sadece burada dikkat çekerek, altını çizerek söylüyorum, sadece gayrimenkul yatırım ortaklıkları değil burada. İnşaatla alakalı birçok sektör. Bu soru varsa Mert'cim cevaplayayım. Soracağım, yani soracağım. Daha açmamı, soracağım. Daha açmamı istediğim bu, açmamı istediğim bir şey. Abi mesela nitelikli yatırımcı diye bir şey çıkıyormuş ve çoğu insan bundan dolayı alamıyormuş. Niye böyle bir şey var? Nitelikli yatırımcı diye bir şey var, alamıyorlar. Şimdi onu da ayrıntılı olarak anlatayım. Bu bizim yani bu Bull fonuna özgü değil. Bu aslında şöyle, 2013 yılında sermaye piyasası kurulu, bu özel sektör tahvilleri çok ihraç edilmeye başladığında, yani şirketler tahvil çıkartıp borçlanma gibi bir yola gittiğinde, bunları herkese açık olmasın, bunları alanlar bu şirketlerin risklerini bilsinler diye böyle bir beyan istediler. 2013 yılındaki 1 milyon hala daha devam ediyor. Ve bu beyan diğer işte bazı fonlar için de dahil edildi. İşte serbest fonlarda da bu beyanı devlet istiyor. Dolayısıyla da hani bu Bull fonuna özgü bir durum değil, başka bir serbest. Peki nasıl alacaklar? Yani insanların sorduğu soru şu abi, bize bunu soruyor diyor, biz de alamıyoruz diyor. Orada aslında zaten Google'a yazılırsa nitelikli yatırımcı beyanı diye, orada madde madde yazıyor. Diyor ki işte bu sermaye piyasası aracından ben riskini biliyorum diyor. Efendime söyleyeyim, 1 milyon lira, minimum 1 milyon liram var diyor. Böyle maddeler, 5-6 tane madde var zaten. Bunu beyan ettiğiniz zaman şunu diyorsunuz: evet, ben serbest fonu yatırdım, bunun içindeki riski alıyorum ve benim de 1 milyon lira varlığım var demiş oluyorsunuz. Bu standart bir uygulama. Hani bu kadar çok niye problem olduğunu da ben çok anlayamadım. Tamam, çünkü anlatıyorum o zaman. O zaman ben bir saniye, şu ya, halkın anlayacağı dilde anlatayım diye tercüme edeyim. Hı-hı. Arkadaşlar, devlet diyor ki serbest fonlarda, normal fonlarda değil ama serbest fonlarda biraz bilgili olmanızı istiyor. Bir bilgisi olan insanlara da parası olduğunu düşünüyor devlet. Böyle bir saçma bir şey var. Evet. Ve diyor ki 1 milyon lira, bakın 1 milyon liran olmasını istemiyor senden. 1 milyon liranın 1 milyon liralık alacaksın değil. Onu yanlış anlıyor. Evet. Senin yok, diyor. Hayır. Yani senin diyor kardeşim 300 bin liralık altının var. Bir tane evin var. 2 milyonluk. İşte bir tane araban var. İşte köşede ne bileyim şu karının, eşinin takıları var. Ya senin varlığın 1 milyonluk bir varlığın var mı kardeşim diyor. Öyle bir kriter koymuş. Evet. Geçmişten gelen bir şey. Tamam mı? Diyor ki 1 milyonluk kriterin varsa diyor. Yani 1 milyonluk varlığın varsa diyor. Sen diyor işi biliyorsundur diyor. Tamam, çok saçma olduğunu düşünüyorum ben. Bununla ve bundan dolayı da diyor alabilirsin diyor. Orada sizin böyle bir varlığınız varsa, ki çoğu insanın vardır yani bu yatırım yapanların işte bir evi veya bir evi yoksa da bir arabası. Bugün bir araba bile 1 milyon olmuş. Ya ne bileyim altınları. Böyle ben bu var zaten bundan deyip tuşladığınızda bunu alabiliyorsunuz. Bu genelde serbest fonlar için uygulanan bir şey. Şimdi biri diyor ki yanlış biliyorsunuz diyenler var. Şimdi ondan sonra yanlış biliyorsunuz, böyle değildir diyenler var. Bu konuda emin miyiz Kıvanç? Google'ı açtığınız zaman zaten nitelikli yatırımcı beyan dediğiniz zaman zaten maddeler çıkıyor. Yani ben bak bir de bak ben, biri yazmış. Adil Bey, teşekkür ederim böyle insanlar için. Mobil bankacılıktan yatırımlar kısmına girdim. Nitelikli yatırımcı bölümünü doldurdum. 5 dakika mı aldı? 5 dakika sonra alabildim diyor. Tamam, bu kadar. Şimdi ben şunu eklemek istiyorum. Bu çok önemli çünkü bana da geldi. Ya burada benim anladığım kadarıyla bir de şöyle bir durum söz konusu. Şimdi siz gidiyorsunuz X bankasından Y bankasının bir fonunu almak istiyorsunuz ya. Tefas platformu bu yüzden lazım. Bankaların isimlerini vermiyorum. Dolayısıyla da bazı bu X bankaları Y bankasında müşteri kaybetmemek için bu işlemleri zorlaştırıyor. Bazılarında
Bazılarında çok kolay. Mobil bankacılıktan açıyorsunuz. Sadece mobilden yapmanız yeterli oluyor. Ama diğer bazı bankalar bana gelen sorulardan anladığım zorlaştırıyor. İşte şubeye gideceksin diyor, bilmem ne diyor. Çünkü o X bankasında kaldığı sürece sizin, yani yatırımcıların parası ne yapıyor? Hisse senedi alıyor, o bankaya komisyon kazandırıyor. O bankanın fonunu alıyor. Dolayısıyla da kaybetmemek için bu işi biraz zorlaştırıyor. Yani X bankası dışarıya müşteri vermemek için. Bana gelen sorulardan anladığım kadarıyla yok şubeye gel, yok bizde param var ama bizde değil gibi böyle zorlaştırıcı şeyler yapılıyor. Ama çok kolay, hani dediğim gibi Google'a yazdığınız zaman zaten nitelikli yatırımcı beyan ne oldu ortada. Yani X bankası zorlaştırıyorsa siz bunu Y bankası üzerinden de yapabilirsiniz. Tefas platformu zaten bu yüzden var. Peki. Tamam. Bak buradan yine başkası şey yapmış. Ondan sonra biri demiş ki banka şubesine gittim form doldurun 5 dakika sürdü diyor. Ondan sonra o yüzden çok rahat alınabiliyormuş. Tamam. Bazı bankalar kendi parasını başka bankaya kaçırmamak için bunda zorlaştırmalar yapıyormuş. Evet. Ama genelde bu yapılabiliyormuş. Evet. Şimdi bu soruyu cevapladık. Şimdi ikinci soru şu. İslami veya faiz hassasiyeti olan insanlar var. Bu formda faiz hassasiyetine uygun mu? Değil. Katılıma uygun mu? Uygun değil. Değilse. Değil. Uygun değilse değil. Bravo. Uygun değilse uygun olan katılıma uygun bir fonunuz da var mı? Katılıma uygun hisse senedi fonu var. Onun kodu MPS. Bu tamamen katılıma uygun ve katılıma uygun hisse senedi fonlarının en eskilerinden biri. Yani 5 yıldan çok daha uzun süredir var bu fon. Ama çoğu inşaat şirketinin yapısı gereği, yani bu bull fonunun mantığına çok uymuyor katılım. İçindeki, yani katılım inşaat dediğiniz zaman 3-4 tane, 5 tane, 10 tane şirkete kalıyorsunuz. Dolayısıyla da ne yazık ki katılıma uygun değil bu fonu. Peki katılımda Kıvanç, bunu 2 dakika ara verelim. Şimdi katılımla ilgili de çok soran var da. Katılımla ilgili o fonunuzun ismini bir daha söyler misin? Bir daha söyler misin? Kodunu söylüyorum, MPS. Bu MPS katılım. Evet. Peki bu MPS katılım fonunun içinde mesela hangi şirketler var katılımda mesela? Kısaca söyleyebilir misin aklında kalanları? Yani şirket ismi vermeyeyim ama şöyle yapayım. Sektörel bazda şey yapayım. Evet. Sanayi şirketleri var. En büyük sanayi şirketleri var. Parakende şirketleri var. Ondan sonra demir çelik şirketleri var. Bu ağırlık sanayi ve parakende ve demir çelikte diyeyim kabaca. Okey. O zaman ismi veremiyorum. Tamam. Ama bunları isterlerse yatırımcı, mesela bu bull fonunu aldığında veya öbür fonu aldığında Kıvanç, ondan sonra şey yapabiliyorlar mı? Hangi şirketler var görebiliyorlar mı? Ya ben mesela fonun içinde ne var kardeşim? Tabii. Nereye yatırmışım? Şimdi bu söylediklerimin hepsi fon bağımsız konuşuyorum. Bütün fonlar her ay sonunda o ayın en sonundaki portföy tablosunu bir sonraki ayın ilk bir haftasında, ilk 7 iş günü içinde gibi bir şey var onun, kapta açıklamaları gerekiyor. Dolayısıyla kap adresine girdiğiniz zaman hangi yatırım fonuna bakmak istiyorsanız, mesela şu an Kasım ayındayız, Ekim sonundaki hangi fonun içinde ne varmış o ay sonu itibariyle görebiliyorsunuz. Fonlardan bağlı. Bull fonuna da bakabiliyorsunuz. İşte MPS'den bahsettik. MPS'ye de bakabiliyorsunuz. Bütün fonlara bakabiliyorsunuz. Tamam. Arkadaşlar şimdi şey yazanlar var. Kel arkadaşa güvenmedim. Kusura bakmasın diyor. Arkadaşlar bu kel arkadaşa güvenmenize gerek yok. Hatta daha da ileri bir şey söyleyeyim. Bana da güvenmeyin. Yer yerden atıyorum. Arkadaşlar güvenle çalışılan bir sistem değil bu sistemler. Tamam mı? Bu adam şunu yapıyor. Onu anlatayım ben ya. Bu fonlar da bu adam değil. Bütün fonlar şunu yapıyor. Kel olmuş veya sakallı olmuş. İstediği kadar hırsızlık yapmak istesin, çok dürüst olsun. Hiç alakası yok. Bunlar tamam mı? Siz tek başınıza bir isteği alıp da saçma sapan hisse alıp paranızı batıracağınıza, bunlar diyor ki, bunlar banka oldukları için, şirket oldukları için, biz diyor saçma sapan, benim hep anlattığım Hüseyin ithalat, ihracat, nakliyat, bakliyatı alamam ben diyor. Ben diyor işte Sabancı, Koç, bilmem ne gibi böyle 40 tane kontrol edilmesi gereken kriterimiz var diyor. Çünkü devlet bunları kontrol ediyor, tamam mı? Diyor ki ben gidip bu şirkete, batık şirkete giremem diyor. Bunlar iyi şirketlerden bir sepet yapıyor. Bu şirketi, yani bu fonu
bu arkadaş olsun veya olmasın, bu arkadaş ölse de hayatta kalsa da içine inşaatla ilgili şirketleri koyuyor. İşte atıyorum, o şimdi söyleyemez belki ama ne bileyim işte bir Çin betonu koyuyor diyelim, varsayalım mesela, atarak söylüyorum. Niye betonculuk şirketi? Ya da ne bileyim Akçansa'yı koyuyor, atarak söylüyorum. Veya ne bileyim işte bilmem ne inşaatı koyuyor. Yani inşaatın sektörünü koyabiliyor, çimento koyabiliyor. Gıdayı koyamıyor. Tamam mı? Dolayısıyla... Şöyle bir parantez de açayım ben. %80'i minimum, yani isminde inşaat geçtiği için %80 minimum inşaat sektörüne yatırım yapacak bu fon. Başka bir X fon diyelim. Onda da diyelim ki isminde banka var. Diyelim ki X bankacılık bilmem ne fonu diyelim. X şirketinin. Orada da minimum %80 oranında o isminde ne yer alıyorsa ona yatırım yapmak zorunda. Yani bankacılığa yatırım yapmak zorunda. Bu nasıl inşaata yatırım yapıyorsa. Diyelim ki ya da teknoloji fonu diye olsun. İsmini teknoloji geçiyorsa minimum %80 teknolojiye yatırım yapması gerekiyor. Kalan %20'si için serbest. Yani ben bu fonuna %80 inşaat alıp yanına banka koyabilirim istersen. Ya da başka bir şey koyabilirim. Ama buradaki sınır %20 maksimum. Tamam. Çok güzel. Şimdi bu kısmı da anlattık. Dolayısıyla arkadaşlar hem bul var hem katılımla ilgili fonları var. Bu şirketlerin ve dediğim gibi bunlar fon almanın mantığını her zaman anlatmaya çalışıyorum. İnsanlar tabii anlamaya bazıları fon sizin tek başınıza alamayacağınız şeyleri analiz ediyor arkadaşlar. Mesela şimdi söyleyeyim AFT diye bir fon var. AFT fonu gidiyor Amerika'da siz abuk subuk şirketler alıp batabilirsiniz. O Amerika'daki en iyi şirketleri seçiyor. Yay fonu var Yapı Kredi'de gidiyor en iyileri seçiyor. Bunların şirketi aynı şekilde. Yani bütün bunlar kontrol ediliyor, analiz ediliyor. Zaten aşağı yukarı bütün şirketler yani bütün bu benzer şirketler aynı şirketleri alıyor, benzer şirketleri alıyor. Gidip de batık şirketlere veya şeyleri almıyorlar. Gördükleri zaman da onu çıkarıyorlar. Şeyi soran var, ona cevap vereyim. İşte bu hani bu Selçukların, Galatasaray futbolcuların falan fonu gibi bir fonu olmasın. Arkadaşlar böyle bir fon değil. Şimdi o da bankacı diyorlar. Kıvanç'ın için. Şimdi niye mümkün değil? Bu parayı Kıvanç'a veya bana öyle bir şey zaten yapamayız da elden verirseniz gidip de ondan sonra elden verirseniz tabii ki böyle bir şey var. Siz bunu elden vermeyeceksiniz kesinlikle hiçbir kimseye. Bankalara bu tip işlemleri yaparken havale yoluyla, EFT yoluna yaptığınızda sıkıntınız olmaz. O arkadaşlar da, o futbolcu arkadaşlar da eğer bunu resmi yoldan havale yoluyla yaparlarsa banka sorumlu olacaklardı. Bankadaki paralar tabii garanti altındaydı ama böyle bir durumda bu olmuyor. Dolayısıyla bunu lütfen unutmayın. Burada sadece risk, bilmeniz gereken risk şu arkadaşlar. Burada risk de var. Risk nedir? Şimdi milletin anlamayabilir. Bu bir fon olduğu için arkadaşlar. Bu bir fon olduğu için bu fon piyasaya bağlı. Yani borsa yarın öbür gün Allah korusun %50 düşerse, tamam mı? %50 düştüğünde Kıvanç Bey istediği kadar akıllı olsun, istediği kadar zeki olsun, onun fonu da %50 ise bile %45 düşer, %40 düşer. Tamam mı? Dolayısıyla siz bu fonları alırken piyasanın iyi olacağını düşünerek alacaksınız veya almayacaksınız. Yani yarın bir şey diyebilirler Kıvanç. Yani ben onu baştan söyleyeyim de yatırım tavsiyesi değil. Yani borsa yarın bir savaş çıkar, şu olur, %50 düşer. Yazarlar bize ya sizin fonu yüzünden %40 zarar ettik, siz bizi batırdınız demesinler. Tabii, yani bu şu demek arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Paranızı alıp da bu fonu alın demiyoruz biz. Ben demiyorum en azından. Kıvanç diyebilir, ben demiyorum. Ben diyorum ki illa borsaya giriyorum. Borsa meraklısıyım. İnşaat sektöründe de hisseler almak istiyorum. Tek başıma da ne alacağımı beceremiyorum. Gidip batacağınızda saçma sapan hisseler ediyorum. Gidin böyle bir şirketin fonlarını sadece bu şirkette değil başka şirketin de fonlarını alabilirsiniz diyoruz. Lütfen bunu anlayın. Aradaki farkı anlamanızı ve mutlaka para havalelerinizi ne Kıvanç'a ne başkasına ya da ne bana değil tamamen bankacılık EFT ve havale yöntemiyle yapın ki kaydı olsun. Yani kaydı olursa bir sıkıntınız olmaz. O futbolcuların durumunda elden verilme durumu olmuş. Biliyorsunuz bunları mutlaka. Elden verilirse de o parayı ben almadım deme şansı herkesin var. Kimseye güvenilmez. Güvenle çalışmıyoruz arkadaşlar. Lütfen şu güven konusunu atın yani. Ne bana ne Kıvanç'a güvenmeyeceksiniz. Siz kendinize güveneceksiniz. İçindeki şirketlere bakacaksınız. Sinirleniyorum çünkü bu konuda da o yüzden Kıvanç kusura bakma. İçindeki şirketlere bakacaksınız. Ya bu içindeki şirketler iyiymiş. Piyasada artarsa bu şirketler artabilir. Ben tek başıma 20 tane şirketle uğraşamam, 10 tane şirketle uğraşamam deyip alabilirsiniz veya almayabilirsiniz. Tıpkı diğer fonlar gibi. Koç İştirakları fonu da aynı şekildedir. Bunları hep lütfen anlayın diyorum. Pardon tekrardan. Ya şimdi şöyle en egzajere ederek söylüyorum. O yüzden herkes anlasın diye. Diyelim ki tahvil fonu aldınız. Hisse senedi falan bağımsız bir tahvil fonu aldınız. Aldığınız tahvil fonu da diyelim ki X ülkesinin tahvili. Bizim ülkeyi de konuşmayalım.
O X ülkesi, yani Arjantin'in fonunu aldınız diyelim. Örnek veriyorum. Arjantin de parasını ödeyemedi ya, battı ya bu Arjantin. Ya da Yunanistan'ın Eurobond fonunu aldınız. Türkiye'de dünya üzerindeki her şeye yatırım yapılabiliyor. Ve Yunanistan parasını ödeyemedi. Yani bu fon ne olacak? Parasını ödeyemeyecek. Dolayısıyla da yatırım yaptığınız varlığın getirisi neyse, yatırım yaptığınız şirketin, yatırım yaptığınız dolar mı, altın mı, hisse senedi mi, onun bir getiri potansiyeli var. Fon yöneticisinin yaptığı o getiri potansiyelini en üst seviyeye taşıma. Dolayısıyla da borsa diyelim ki bu sene %100 getirdi. Fon yöneticisi eğer %95 getirdiyse başarısız. %120 getirdiyse başarılı. Yani ama o esas olan şey Borsa İstanbul'un getirisi. Yani siz ne yaparsanız yapın, demin de egzajere ederek örnek verdiğim gibi, yani Arjantin devletinin parasını ödeyemediği bir yerde siz eğer Arjantin tahvilinin fonunu aldıysanız yapacak bir şeyiniz yok zaten. Fon yöneticisinin de yok. Dolayısıyla da hani ne yatırım yapacağınızı önce kafanızda belirleyip ondan sonra fon seçimine girmeniz gerekiyor. Bu çok kritik bir şey. Evet. Burada çok önemli bir şey söylüyor Kıvanç. Arkadaşlar kayıt donuyor diyen var, şu diyenler var. Bunların hepsini kaydedeceğim için göreceksiniz. Kaydettiğimde dinlersiniz. Şimdi çıkıp isteyen dışarıdan bekleyebilir. Sonra kaydettiğimde dinlersiniz tekrardan. Şimdi diğer soru şu, anlattığı Kıvanç'ın şu arkadaşlar. Bu fonlar, tamam mı, getirileri Kıvanç Bey'in sorumluluğu ya da şirketlerin sorumluluğu o konudaki benchmark getiri üzerinden, yani endeks getirisi üzerinden. Yani tekrar söylüyorum. Endeks %100 artarsa, Kıvanç Bey'in fonu %110 yaparsa başarılıdır. %90 yaparsa başarısızdır. Ama endeks %50 düşerse bu fonun da %20 artma şansı yok. Endeks %50 düştüyse bu da %40 düşebilir. Dolayısıyla endekse bağlı bir fon. Lütfen buna çok dikkat etmeniz lazım. Tamam, bunu da anlattık. Sesle görüntü gidiyor. Bunu da anlattık arkadaşlar. Ben bir de şeyden bahsedeyim. O da önemli. Bu yurt dışı fonların var. Evet, teknoloji fonları var. İşte Nasdaq'a yatırım yapan fonlar var ama bunun içinden katılımı uygun hiç fon yoktu. Bunu da bizim ilk olarak biz çıkartıyoruz aktif portföy olarak. O da önümüzdeki hafta çıkacak muhtemelen. SPK'dan izinleri falan alındı. Onun da şeyini, paylaşımını yaparım ben. Yani katılım hassasiyeti, faiz hassasiyetiniz var ama Nasdaq'a da yatırım yapmak istiyorsunuz. Yurt dışı teknoloji fonlarını, teknoloji şirketlerine yatırım yapmak istiyorsanız böyle bir fon şimdiye kadar yoktu. O önümüzdeki hafta böyle bir fon da olacak. Bu da önemli. Katılıma uygun yabancı hisse senedi, faizsiz, yani yabancı hisse senedi fonu almak isteyenler varsa bunlar yavaş yavaş Kıvanç Beylerin şirketi tarafından çıkarılacak. Dolayısıyla artık yurt dışı hisse senedinin katılıma uygun versiyonları da olacak. Evet, tamam. Aynen. Tamam. Okey. Yani burada arkadaşlar şunu anlattık. Abi biri yazmış, Mert abi Allah razı olsun, paradan başka işin yok mu abi? Abi hayır işi de yapıyoruz. Hayır işlerini seni de görmek istiyoruz. Köseoğlu kardeşim, Köseoğlu Bars. Her hafta 2-3 tane hayır işi yapıyoruz. Paylaşıyorum da o hayır işlerine sen de katılırsan o zaman para işine önem vermediğini ve gerçekten hayırsever bir insan olduğunu herkes görmüş olur. Çok sevinirim. Her hafta paylaşıyorum. Takip edebilirsin. Şimdi diğer sorulara geçersek sizde yabancı borçlanma fonları var mı Kıvanç, bunun dışında onu da soranlar var. Yabancı borçlanma fonu var. Var. Eurobond fonu var. MPN kodu. Onu da tefas MPN mi? Evet. MPN Eurobond fonu. Türk devlet Eurobondların ağırlıklı olarak oluşuyor. O fonu da inceleyebilirler. Tefas'ta var. Tamam. Bütün fonlar Tefas'ta var. Ama faiz hassasiyetine uygun değil. Orada faiz var. Onu da söylüyoruz. Tabii. Eurobond'un. Bir de bu valör süreleri nedir diyor bu fonların. Biri sormuş. Valör süreleri nedir? Ya şimdi şöyle, alırken bir gün, satarken de iki gün. Yani bugün saat 1:30'a kadar verdiğiniz emirde ertesi gün fona girmiş oluyorsunuz. Satarken de o gün 1:30'a kadar satım emrini verdiğiniz zaman 2 gün sonra paranızı almış oluyorsunuz. Hisse senedi mantığıyla satışı hisse senedi gibi düşünün. Tamam. Tabii çok zor bir soru soran var. Bence doğru bir cevap değil ama şey diyenler var. Hani bunu bir yıl içerisindeki getiri beklentiniz nedir? Mevduatı geçer mi diye soruyorlar. Bence çok borsanın, cevap verebilecek. Borsanın durumuna bağlı. Bu fon arkadaşlar.
Borsa İstanbul'un durumuna bağlı. Yani bunu zaten bütün varlığınızı bir fona yatırmak çok doğru bir şey değil. Mert sürekli anlatıyor ama ben de tekrar bir altını çizeyim. Sizin 100 liranız varsa bunu bir kere TL mi, döviz mi yarı yarıya ayırmanız lazım. Orada bir miktar altın tutmanız lazım. Bir miktar işte Eurobond fonu tutmanız lazım. Bir miktar yurt dışı fonları tutmanız lazım. Bir miktar da hisse senedi tutmanız lazım. Yurt içi hisse senedi tutmanız lazım. Burada sizin risk anlayışınıza göre oradaki yüzdeleri belirleyeceksiniz. Eğer siz hiç risksiz bir şey olsun, ben sadece kendimi korumaya alayım diyorsanız orada altın ağırlığını arttıracaksınız. Ama ben riske açığım, biraz kayıp da olabilir ama getiri de enflasyonun çok üstünde olsun diyorsanız o zaman hisse senedine biraz ağırlığını arttıracaksınız. Orada sizin ne kadar kaybetmeye ve kaybetmeye tahammülünüz var, ne kadar kazanmaya isteğiniz var. Bu önemli. Evet. Tamam, çok güzel. Dediğim gibi arkadaşlar, soruları genel olarak cevapladık gibi algılıyorum. Varsa başka sorunuz da konuyla ilgili Kıvanç'a, ama birincisi şu şey, nitelikli, bakın çok önemli bir şey, nitelikli yatırımcı beyanı 1 milyon liranız olmasına gerek yok veya 1 milyonluk alım yapmanıza gerek yok. Kıvanç, ben bunu 50 bin liralık da alabilir miyim tabii, bu fondan tabii, mesela? Tabii alabilirsin. Sadece devlet size diyor ki, siz nitelikli yatırımcı mısınız? Ya ben nitelikliyim deyip orada işaretliyorsunuz. Benim 1 milyonluk total altınım var, arabam var, ne bileyim evim var. Yani bir şeylerim var diyorsunuz. Ondan sonra genelde böyle dediğinizde de buna izin veriyor. Benim hani 1 milyonluk mal varlığım yok. Yani evim yok, arabam yok, hiçbir şeyim yok. Hiçbir şey yoksa da gidip de bu işlere girme diyor. Çünkü serbest fondur diyor. Borsa düşerse diyor zarar edebilirsin diyor. Girme diyor. Çünkü sonuçta bunlar borsalara bağlı. Tekrar söylüyoruz. Dolayısıyla da bu listeye biri yazmış. Yani 1 milyon lirası küçümsüyor musunuz? 1 milyon lirayı küçümsemiyoruz. Ama 1 milyonluk ama total, yani eviyle, arabasıyla 1 milyonluk varlığı olmayan zaten serbest fonu almasın. Net söylüyoruz yani. Ne gerek var abi, sen 50 bin liran varsa hiç girme bu işlere. Niye batarsa paran? Batmaz da %20, %50 düşerse piyasa bir anda, savaş çıkarsa bütün paranı 25 bin liraya zarar edesin de sonra açıklaması. Bunları da gördük. İsrail, Filistin savaşında işte bu şeyde borsa hızlıca düştü. Ya da seçimlerden önce borsa hızlıca düştü. Dolayısıyla bu borsa her zaman yükselebilen, her zaman böyle yavaş yavaş para piyasası fonu gibi, likit fon gibi böyle yavaş yavaş sürekli yükselen bir şey değil. Bir de şey soracağım. Biri Azimut portföyünün fonlarını söylemiş. Azimut çok iyi kazandırıyor demiş. Bununla ilgili bir yorum yapma şansın var yok, mı? Yok, yapamam. Yapamam. Yani yasal olarak yapamıyorsun yok, yüzden yani. Evet. Kısmaçlıktan değil yani, değil mi? Yok. Başkasının fonları hakkında bir şey söylemem doğru değil. Tabii. Ya orada da şundan oluyor. Onu ben anlatayım. Ben bildiğim için söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bazı fonlar çok riskli fonlar oluyor. Yani gidiyor adam hepsini hisse senedine koyuyor. Tamam, o hisse senedinden de 5 tane ya da 10 tane hisse senedine koyuyor. Endeksin gideceğini düşünüyor. Ve endeks giderse bu fon çok kazandırıyor. Ama bir fonun çok kazandırıyor olması, bu yıl çok kazandırıyor olması seneye de çok kazandıracak anlamında değil. Mesela ben geçen sene yılın son günü, yine yapacağım bu yılın son günü, bir YouTube yayını yapmıştım. Demiştim geçen sene, demiştim Türkiye borsası dolar bazı çok kazandırdı. Bu evet. Sene Türkiye borsası dolar bazı kazandırma ihtimalinden çok Amerikan borsasının dolar bazı kazandırma ihtimali çok yüksek demiştim ve bildim. Niye bildim? Yani bu bilmek daha iyi olmaya gerek yok. Bir şey bir yıl çok kazandırıyorsa öbür yıl da aynı şekilde çok kazandırması çok zor. Öbür yıl öbür taraf çok kazandırabiliyor. Yani biz bir sene altın kazandırıyorsa bir sene borsa, bir sene borsa kazandırıyor. Sonra bir sene Bitcoin, böyle bir sistem var. Dolayısıyla sepetiniz içinde her yerde olmanız lazım. Bunu her zaman anlatmaya çalışıyorum doğru arkadaşlar. Doğru. Bir de şunu da hesaba katmak gerekiyor. Yani burada reel getiri önemli olan. Zaten hı-hı, Türk lirası olarak yani TL olarak bir şeyin fiyatı düşmüyor. Yani peynir fiyatı düşüyor mu? Süt fiyatı düşüyor mu? Düşmüyor. Yumurta. Yani ne alırsanız kazanacaksınız diyorum. Dolayısıyla da Borsa İstanbul'un TL olarak fiyatının düşüyor olması çok normal değil. Zaten her ay %5 enflasyon var memlekette. Yani böyle bir yavaş yavaş TL olarak çıkacak. Önemli olan orada enflasyon üzerinde getiriyi elde etmek. Aynen. Enflasyondan üzerinde getiri sağladınız mı başarılı oluyorsunuz. Enflasyonun doğru altında kaldınız mı paranız eriyor. Bu çok önemli. Bir Kıvanç, buraya para yatırmayı düşünenler, bu fonu alacaklar. Vadesi ne kadar olmalı sence? Ben minimum 3 yıl diyorum mesela. Sen ne kadar süre diyorsun mesela? Yani şöyle, orada az önce bahsettiğim gibi risk algınıza bağlı. Bence hisse senedi yatırımı ciddi bir iştir. Ve eğer profesyonel değilseniz, yani sürekli ekranda grafik bakıp bu işten para kazanmıyorsanız, yani sadece bu işten para kazanmıyorsanız
bir yerde bankacıysanız, bir yerde muhasebeciyseniz, bir yerde başka bir şey yapıyorsanız zaten 3 sene olarak bakın ve sürekli küçük 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 alın. Yani hiç de bakmayın. Yani şöyle gözünüzün önünde olduğu zaman daha az kazanırsınız. Yani Warren Buffett niye Warren Buffett oldu? X şirketi alıyor, 15 yıl, 20 yıl hiç bakmadan sürekli topluyor. Yani siz iyi bir bu işten iyi bir para kazanmak istiyorsanız öyle sürekli trade, yani çok profesyonelsinizdir. Tek işiniz budur. Bundan geçiminizi sağlıyorsunuzdur. O zaman diyecek bir şey yok. Zaten gidin kendiniz yapın. Hani başkasına zaten ihtiyacınız yok. Ama bu iş profesyonel olarak yapmıyorsanız o zaman bakmayacağınız kadar miktarda sürekli alacaksınız. Yani sizin ayda biriktirebileceğiniz ya da şu an atıyorum 100 liranız var. Ben 20 lirasını koyabilirim. 2 ay sonra bir 10 lira daha koyabilirim. Böyle bakmanız gerekiyor. Yani yarın çekerim ben bu parayı. Çocuğumun işte okul taksitini ödeyeceğim. Önümüzdeki ay bilmem ne var. Yurt dışına tatile gideceğim. Bu paraya ihtiyacım var diye düşünüyorsanız o zaman hisse senedi yatırımı doğru değil. Bravo. Şimdiye kadar şöyle bir yanılgı oldu. Hatırlarsın yani biz üniversitedeyken de birçok kriz gördük. Beraber işte seans odaları vardı o zaman. Beraber grafik analizleri falan yapıyorduk. O zamanlardan beri bir bayağı borsacıyız abi. Şunu bilmek gerekiyor. Mesela işte böyle ben işte televizyondan vesaireden giden insanlar diyor ki abi işte son 2 senede diyor şunları aldım diyor. Param birken 5 oldu diyor. Zannediyor ki borsa böyle bir şey. Hani, hayır değil tabii. Böyle bir şey değil borsa. Hani niye kazanıldı? İşte pandemiden sonra hızlı bir yukarı hareket oldu. Sonra enflasyon geldi. Sonra halk arzlardan işte ne aldı? Halk arzlara girseniz para kazandınız vesaire. Böyle bir dönem oldu. Ama bu her zaman böyle olmaz. Bu ekstrem bir zamandı. Yani, borsa böyle bir şey değil arkadaşlar. Borsa böyle bir şey değil. Borsada şirkete ortak oluyorsunuz. Öyle düşünün. Anlamıyor millet. Benim video bak. Kıvanç bilir. Benim ekranımda bu Kıvanç işi gereği mecburen anlık takip eder. Benim ekranımda fiyatlara bile bakmam. Bana, Kıvanç şahittir. Burada arada yazarım Kıvanç'a. Kıvanç derim. Şu an bizim kağıdın fiyatı nedir? Benim bir kağıdım var. Benim fiyatı nedir? Ben kağıdımın fiyatını bile göremem. Yani bakın alsam alırım. Bakın ayda 500 lira paradır belki. 1000 lira paradır. Vermiyorum arkadaşlar. Çünkü onu verirsem dayanamam. Panik olur satarım arkadaşlar. Dolayısıyla ben aldığım kağıtları. Biz Kıvanç'la 94'ten 95'ten beri tanışıyoruz. Üniversiteyi beraber okuduk. O dönemden beri biz bir sürü kriz gördük. Tamam o krizlerde de hep hisse senedi aldık. Tuttuk. Ama hep tuttuk arkadaşlar. Ama tutanlar para kazanır. Ama al sat yapanlar para kaybeder. Kıvanç bir de fonda şeyi soracağım sana. Sizin tabii. Fonlar bu mesela belirlediğiniz şimdi 20 tane şirketi. Bunları ne kadar da bir değiştiriyorsunuz? Mesela bir şirket var. Problem olacağını düşünüyorsunuz ya da çok arttı artık. Ne kadar da bir şirket değişikliği yapmayı düşünüyorsunuz bu fondaki şirketlerin? Şimdi şöyle ben şöyle fon hızlı para girişleri oldu. Şimdi 9 milyon, 8 milyon, 9 milyona kadar geldi 3-4 günde. Dolayısıyla da çok bir şey yaptım. Yani daha çok işlem yaptım vesaire. Ama normal şartlarda bu işin standardı şudur. Belli bir şirketi beğenirsiniz. Belli bir hedef fiyat koyarsınız. Eğer yolda başına o şirketin kötü bir şey gelmezse belirlediğiniz vadede belirlediğiniz fiyata kadar beklersiniz. Diyelim ki bir şirket şu anda 10 lira. Borsa İstanbul'daki fiyatı 10 lira. Ama siz bunu bilançolardan, teknik analizden, şirketle görüştünüz, yatırımcı ilişkileriyle görüştünüz, bilançolarını takip ettiniz vesaire. Siz kafanızda buna 12 lira fiyat belirlediniz. Bunu da 3 ay sonra olacağını belirlediniz diyelim. Örnek veriyorum. Aslında daha uzun vardı. 20 lira olacak dediniz, 1 sene sonra olacak dediniz. Dolayısıyla da 10 liradan toplamaya başlarsınız yavaş yavaş. Hedefiniz 1 sene sonra 20'dir. Ama yolda 3 ay sonra açıkladığı bilançoda çok kötü bir şey olur. Yurt dışında yaptığı anlaşma sekteye uğrar. Yol üstünde o 1 senelik belirlediğiniz vadede yol üstünde başına şirketin bir şey gelirse siz de daha erken kol keser çıkarsınız. Ama normal şartlarda belirlediğiniz vadeye kadar, belirlediğiniz fiyata kadar beklersiniz. Şöyle de olabiliyor bazen. Diyelim ki siz 10 lirayken 20 fiyat belirlediniz ama 2 ay sonra, 2 çeyrek sonraki bilanço çok iyi geldi. Ya da öngöremediğiniz olumlu bir şey oldu şirketin lehine.
O zaman 20'yi 25 yapıyorsunuz. Yine bekliyorsunuz. Ha, 25'e gitti. Daha erken gitti. 8. ayda gitti. Ondan sonra 8. ay sonundaki şirketin durumuna, piyasanın durumuna tekrar bakıyorsunuz. Yani öyle değişken şartlarda belli bir şeyi ortaya koyuyorsunuz. 20 lira hedefi ortaya koyuyorsunuz ama yolda da ben bunu arkama yatayım, bekleyeyim demiyorsunuz. Zaten fon yöneticisinin farkı da bireysel yatırımcıdan bu. Sürekli şirketi, o yatırım yaptığı şirketin A'dan Z'ye her şeyini biliyor. Aynen. Ya bunların özelliği arkadaşlar, bu şirketlerin özelliği, bu Kıvanç Bey'in gibi şirketlerin özelliği, bankaların da bunlar o şirketin biz eski tabirle imini cimini takip ederler. Her şeyi kontrol ederler. Hatta aynen, şirketleri bazen gezmeye giderler. Yönetim kurullarının toplantılarına giderler. Onlara bakarlar, derler ki bu şirket şu an iyi yönetiliyor. Sizin hayatta göremeyeceğiniz, hayatta araştıramayacağınız bilgilere ulaşırlar ve onların uzun vadeli yatırım yaparlar. Yani fonu aldı, yarın sabah aldı, satmaz, öbür gün satmazlar. Bunu da anlamak lazım. Dolayısıyla bunu anlattık. Hangi, ha bir de şeyi sormuşlar. İnşaat sektörü bu faizlerden dolayı kötü giderse, bu faiz politikasından dolayı durgunluğa girerse, daha kötü olursa, sizin fonda da tabii belli bir sıkıntı olma veya düşme veya bir artmama riski var. Ben şöyle düşünüyorum inşaat sektörü hakkında. Sen beni düzelt eğer eksik kaldığın bir yer varsa. Evet, çok hızlı yükseldi fiyatlar. İnşaat maliyetleri çok arttı. Ama bir taraftan da 1,5-2 milyon 20 yaşın üzerinde yurt dışından gelenleri saymıyorum. Rusları, işte Ukraynalıları, Suriyelileri, İranlıları saymıyorum. Ve bir genç nüfus da geliyor. Evet, inşaat fiyatları yükseldi, ev fiyatları yükseldi, maliyetler yükseldi. Ama bir taraftan da talep de gelecek. Dolayısıyla da şöyle olacak. Belli bir yükseliş oldu, belli bir bekleme dönemi olacak ama alttan gelen bu genç nüfus nedeniyle hiçbir zaman inşaat sektörü tamamen sıfırlanamayacak. Evet. Demek istediğimi yani dolar bazında süper ev fiyatları bu yarın öbür gün artmaya devam edecek değil ama mesela son zamanlarda çok gözle çimento şirketleri yurt dışına da çimento göndermeye başladı. Ya da ne bileyim işte Allah korusun depremden sonraki şeylerde oranın yeniden inşaatı da söz konusu. Yani evet, negatifler var ama pozitifler de var. Evet, tamam, süper. Okey arkadaşlar, çoğu soruyu cevapladık. Özet geçersem, bu programın başından itibaren kaydedeceğim. Nitelikli içi yatırımcı olmak gerekiyor mu, gerekmiyor mu, nasıl olursunuz, onu basitçe anlattık. Fonun içinde, içeriğinde neler var onu anlattık. Bu fon benimle hiçbir alakası yok. Ya da Kıvanç Bey'le hiç alakası yok. Bir şirketin, bir bankanın fonu. İçinde neler var onları anlattık. Risk var mı? Var. Endekse bağlı bir fon. Dolayısıyla inşaat sektörü hisselerine bağlı. Düşüşler, çıkışlar olur. Onları anlattık. Ne kadar sürede tutmanız lazım? Onları anlattık. Evet. Bütün sorularınıza cevap vermeye başladık. Bakın Sertaç Bey de, Sertaç İstanbul. O da bizim üçümüz de borsacıydık o yaşlarda. Küçük yaşlarda Sertaç'la biz lisedeyken, Kıvanç'la üniversitedeyken hep borsa yatırımları yapardık. Sertaç da şu an Türkiye'nin sayılı büyük şirketlerinden, borsa şirketlerinden birinde çalışıyor. Kıvanç Bey de aynı şekilde. Yabancı. Bunlar piyasanın büyük şirketlerine çalışıyorlar. Ben sahadayım, bu işlerle çok ilgilenmiyorum. Ben alıp tutanlardanım. Ben biraz daha farklı bir yol çizdim onlardan. Ama dostluğumuz baki. Bir ekleme yapayım mı Mert? Çok çok önemli. Bana da çok soru geliyor. Hem Instagram'dan hem yani yolda izle böyle rastlayan. Yani bu Telegram grupları, Twitter'da fenomenler falan. Ya gerçekten bu bir sektör olmuş. Yani şunu unutmayın. Yani şunu unutmayın. Bir insan size bedava niye hisse senedinin ismini söylesin. Bu adam sizin 50 bin liranızı, 100 bin liranızı, 500 bin liranızı ihtiyaç duyarak o hisseyi yükseltecekse zaten bu baştan hatalı bir şey. Adamın 100 milyonu, 200 milyonu, 500 milyonu olması lazım ki o hisse senedini yükselsin. Yani sizin 50 bin liranızı, 100 bin liranızı, 500 bin liranızı ne ihtiyacı var? Yani güçlü bir spekülatörse, bunları yapabilecek güçte bir adamsa size ihtiyacı yok, size söylemez. Dolayısıyla da bunu unutmayın. Yani Twitter'dan işte hisse isimleri, şu fenomen bilmem ne, işte şu kadar 500 bin takipçisi var, 300 bin takipçisi var, işte Telegram grupları, bir de paralı Telegram grupları varmış. Yani para yatırıyor insanlar o Telegram grubuna girmek için. Arkadaşlar lütfen bunlardan uzak durun. Çok zor para kazanılıyor, çok yüksek enflasyon var. İlla gidip aktif portföy, benim çalıştığım kurumun fonunu alın demiyorum.
Ama bu Telegram grupları, Twitter, işte forumlar falan, bu işlerden uzak durun. Kimse kimseye Aynen. bunu bedavadan yapmaz. Orada ne Yani yapıyorlar? Orada ne yapıyorlar? Arkadaşlar şunu yapıyorlar. Alıyor adam 5 liradan kağıdı, tamam, topluyor. Piyasadaki bütün malı topluyor. Sonra onu yavaş yavaş 10, 20, 30, 50 liraya çıkarıyor. 50-60 liraya çıkardığında veriyor benim gibi insanlara parayı. Tamam mı? Twitter'da takipçisi olanları. Biz de yazıyoruz şimdi. Yani ben yapmıyorum tabii öyle bir şey de. Ama yapsam çok güzel para var yani. Allah'a var. Adam diyor ki abi sana vereyim 500 bin, 600 bin. Parlat şu şirketi. Biz de anlatıyoruz. Abi şu şirket süper. Hüseyin Nakliyat çok büyük şirket. Hüseyin Ahmet'le ortak olacakmış. Uzaya gidecekmiş. Siz de alın. Elmas madeni buldu. Altın madeni buldu. Millet de vatandaş da bir de Twitter'dan veya gruplardan alın arkadaşlar alın. Bu 150 lira olacak. Sonra da 50 liradan da 60-70 liraya gitmeye başlıyor şirket. Bu sefer de millet diyor ki ya bak Mert abi adam 50 lirayken kağıdı söyledi. Hemen de düşmez arkadaşlar. 60-70'e gider. 60-70'e gidince bu sefer siz diyorsunuz ki Mert abi veya Kıvanç abi siz bilmiyorsunuz. Bak bu adam fenomen. Tutturdu bu sefer diyorsun. 60'tan 70'ten bir giriyorsun. Çok affedersiniz hareketi. Şöyle bir döndürüyorlar ondan sonra. Takır 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 takır. Bütün paranı alıyorlar evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar evet. Borsa böyle bir yer değil. Bedava peynir fare tapanında olur. Aynen. Bak biri diyor ki dedikleri gün içinde çıkıyor diyenler var mesela bazıları için. Arkadaşlar dedikleri gün içinde çıkanların amacı şudur. Tekrar söylüyorum yani ben de bunu yapabilirim. Başkası da yapar. Kıvanç Bey de yapar. Bu yöntem şudur. Kimse durduk yere size bunu vermez. Bunu bir yapıyorlar, iki yapıyorlar. Mesela bir hikaye anlatayım size anlayın. Bir tane böyle biri diyor ki bir kağıt var al diyor. Bizim bir arkadaş alıyor. 50 liradan parasını 50 bin lira yatırıyor. Parası 70 oluyor. 20 bini kazanıyor. Adam böyle göbek atmaya başlıyor. Sonra ikinci diyor istiyor. İkinciye de alıyor. Bu sefer de 100 lirası 120 oluyor. Üçüncü sefer yine adamdan tüyo istiyor. Üçüncü sefer yine tüyo veriyor. Üçüncü sefer gidiyor da bu sefer 50. 100 bu sefer 100 liraya kalmıyor. 500 yatırıyor arkadaşımız. Çünkü niye? İki sefer çok para kazandım diyor. Üçüncü seferde o 500'lük yatırdığı bir düşüyor %50. Parasının 250 binini kaybediyor. Arıyor o tüyo veren arkadaşa. Diyor ki abi sen beni batırdın diyor. Abi niye batırayım diyor. Bak adam çok güzel bir cevap veriyor o tüyoyu veren arkadaş. Birinci de %20 kazandırdım. İkinci de %20 kazandırdım. Üçüncü de %50 düştü. Aşağı yukarı aynı. Piyasa böyle diyor. Ama aslında ilk seferde adam sadece 10 bin lira kazanmıştı. İkinci, üçüncü seferde 250 bin lirası gitti. Yani bu sistem size şunu yaptırıyor. Küçük küçük paraları sokturuyor size. Siz küçük paralarla kazanınca özgüven geliyor size. Ondan sonra siz büyük paranızı koyana kadar size tüyo vermeye devam ederler. Dolayısıyla aman 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 bakın bu tip şeylere girmeyin lütfen. Tamam mı? Bakın hadi bana inanmıyorsanız Kıvanç Bey'e inanın adam genel müdür yardımcısı. Şimdi şirketleri sormayın bana böyle mi diye de arkadaşlar yani çok riskli lütfen dikkat edin. Grafiklerine bakın her zaman söylüyorum. Tamam çok basit bir grafiğim var bak. Böyle bak buralarda alırsanız patladığında para kazanırsınız. Ama buralarda alırsanız arkadaşlar sonunda böyle düştüğünde bana neden düştü diye sormayın. Herkes gidiyor buralardan kağıt alıyor. Çoğu da tiyo ile alıyor. Ya biz burada Sasa'yı bağırdık yani. Geçen bakın arkadaşlar bir yıl önce Sasa'ya bağırdık. Türk Hava Yolları Koç Holding'den daha çok fiyatı var. Bu olacak şey değil yapmayın etmeyin dedik. Şimdi herkes bir yıldır abi Sasa ne olacak hak yandık diyor ama o gün herkes benim altıma ne hakaretler ediyordu. Sen bu işi bilmiyorsun da bilmem ne de. Yani tepedeyken biz uyardığımızda hakaret yiyoruz. Aşağıdayken de yazdığımızda yine hakaret yiyoruz. Çünkü insanlar tamam sorun şu. Millet yalan söyle duymayı seviyor. Yani kimse şunu duymak istemiyor. Benim içsem 3'e katlamış bir yılda 4'e katlamış. Abi bu artık çok şişti, çok riskli demek duymak istemiyor. Aynen. Ucuz yap aynen. Diye duymak istemiyor. Anladın mı? Dolayısıyla yapmayın arkadaşlar, yapmayın, yapmayın. Tamam mı? Bu çok önemli. Evet, başka sorunuz yoksa yavaş yavaş kapayacağız. Geç oldu. Ondan sonra acaba. Ama grafikleri lütfen inceleyin. Temel analiz ve grafikleri inceleyin. Yoksa çok paranız gider. Bu işleri bilmiyorsanız da lütfen yatırım fonları. Yani Kıvanç Beylerin şirketi şart değil. Hani Kıvanç, aynen. Seninkinin reklamını yapıyor gibi olmasın diye gerekirse Koç grubu iştirakleri fonu alın, yeter ki fon alın. Telefon kapanabilir, şarjım bitiyor. Herkese çok selamlar. İyi akşamlar, kolay gelsin herkese. Hayırlı akşamlar.